Yeni bir haftadan merhaba, geçtiğimiz haftayı dalgalı seyirle tamamlayan Borsa İstanbul, gün içi gördüğü en yüksek seviyeden yeni bir rekorla 7427 seviyesinden kapanış yaptı. Geçtiğimiz hafta genelinde en çok değer kaybeden sektörlerden biri bankacılık sektörüydü. Ee, en çok yükselenlerde ise spor ve sanayi endeksi dikkat çekti bu hafta BIST endeksinde hafta içi 6700 seviyesi üzerinde tutunma ve 7000'e doğru bir hareket görmek anlamlı olacaktır. Çünkü geçen hafta 6700 seviyesi üzerinde test etse de tutunamayan bir BIST endeksi gördük. Bankacılık hisse senetlerinde düzenlemelerden faydalanan tedirginlik geri çekilme hareketini biraz daha tetikledi. Borsa İstanbul bünyesinde hala fiyat performans beklentisi açısından bankacılık sektörü oldukça makul piyasa fiyatlarında işlem görüyor orta ve uzun vadede bankacılık sektöründe ciddi bir getiri söz konusu olabilir. E, Borsa İstanbul'da yabancı girişi artsa da hala yerli yatırımcıların hakim olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta halk arzları geçti, dalgın seyre biraz daha etkili oldu bu durum. Bilanço sezonuna başlanmış olmasıyla sektör bazı ayrışmalar olacaktır. Esas faaliyet karları ön plana çıkacaktır. İhracatçı firmalar ve dövize bağlı firmalar dikkat çekecektir. İnşaat sektöründe artan maliyetler nedeniyle kısmen beklentilerin altında kalabilir. Merkez Bankası Perşembe günü 3. yılın 3. enflasyon raporunu paylaşacak. Piyasaların yeni raporun daha rasyonel olması nedeniyle pozitif yansımasını bekliyoruz. Avrupa piyasalarına bakarsak geçen hafta ilk pozitif kapattı. Cuma günü Avrupa piyasaları bugün takip edilecek olan PMI rakamları Merkez Bankalarının faiz kararı öncesinde önemli günden oluşturuyor. Çarşamba günü Merkez Bankası'ndan Avrupa'da 25 bas puan artış bekleniyor. Enflasyonla mücadele devam eden Avrupa için de faiz artışlarının devamının geleceğini düşünüyor. ABD tarafında çarşamba günü 25 bas puan bir artış bekleniyor. O tarafta bekle ve gör politikası devam ediyor. Ee, ABD Hazine Bakanı yılın ekonomide yavaşlama olduğunu ama iş gücü piyasasında beklentilerin üzerinde destek aldıklarını açıklamıştı. Dolar endeksi 101 seviyesi üzerinde çarşamba günü yapılması beklenen faiz artışına kadar ons altında geri çekilmeler alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ons 1960 dolardan işlem görüyor. Gram altın 700 Türk lirası ve dolar TL kuru 26 lira 94 kuruştan işlem görüyor. Allah yetkili değerler olarak iyi bir hafta başlangıcı bekliyoruz. Bol kazançlar. Hoşçakalın.